İlginçtir. Batı medyasında iki günden beri konuyla ilgili haberler yok. Ekseriyetiyle hala olimpiyatlar konuşuluyor. Hala Gazze'de İran'ın yapacağı operasyona odaklanmış, işte tarihli operasyon, herhalde bu da dünyada bir ilk olacaktır. Tarihli operasyon ne gün olacak, saat kaçta olacak onu konuşuyor. Hala bu konu üzerinde ciddi anlamda konuşulan bir şey yok. Burada bir taktik söz konusu ve bu taktiğin sonucunda Avrupa ne kadar da Rusya'yı bir köşeye sıkıştırdığını düşünse de bu Avrupa için hiç olumlu bir sonuçla devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir anda ortalık karışabilir veya bir anda her şey durulabilir. Kitapta Yazmaz'dan herkese selamlar. Yine Cüneyt Sezer'le beraberiz. Bugün Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı saldırıyı konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdi abi, yeni dünya düzeni dediğimiz, konuştuğumuz üzerinde bu oluşum, bu kavram. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kullanılan uluslararası mekanizmalarla beraber işte ABD'nin ve o zamanki Sovyetler Birliği'nin iki kutubu oluşturduğu ve daha sonra 90'dan sonra da Sovyetlerin denklemin dışına çıktığı, ABD'nin tek kutuplu olduğu bir dünya düzeniydi. Bu sistemlerin belirlenmesinde hani temel olarak birkaç şey gördüğümüzde şeyi görüyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında olan yapılan anlaşmaları, kurulan sistemleri görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada da sanki yeni bir sistemin başlangıcı atılıyor. Ukrayna'ya Rusya'nın dahil olmasıyla beraber. Şimdi de en son geldiğimiz noktada Batı'nın desteğiyle Ukrayna artık Rusya'ya girdi. Rusya'nın bir kırmızı çizgisi daha geçilmiş oldu. Çünkü Rusya kendi topraklarına böyle bir saldırıyı kabul etmeyeceğini, gerekirse nükleer bir saldırı yapabileceğinin sinyallerini vermişti. Ve şu anda Ukrayna ordusu işte Polonya ile, ABD ile, Fransa'nın desteğiyle sahada çok ileri bir noktaya giderek Rusya'nın içinde 50-60 kilometre, 70 kilometre içeriye doğru gitti. Çok büyük bir alanı, hatta söylenenler eğer doğruysa 550 kilometre kare, 600 kilometre karelik bir alanı şu anda kontrol ediyor. Rusya'dan yapılan açıklamalar da gelen saldırıyı durdurduk. Efendim? 30 kilometre karelik bir alan. Batı medyasından hariç. Tamam, bunun doğrusunu senden demek duymak isteriz abi. Şu anda Ukrayna'nın bu yaptığı saldırı ve Rusya'nın karşı tavrını sen nasıl değerlendirirsin? Bundan sonraki durum için Rusya bir ileri noktaya, taktik nükleer silah kullanma derecesine, kıvamına gelebilir mi? İşin açıkçası Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu çalışmaların neticesinde almış olduğu silahların yanında biraz da birlik aldığı görülüyor. Özellikle sahadan elde edilen veriler, Amerikan askeri birimlerinde paralı çalışan şirketlerin yavaş yavaş Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu paraları da iç ederek Ukrayna'ya desteğine başladı. Ancak burada şöyle bir problem var. Rusya, Putin, şimdi iki taraflı okumak lazım haberleri. Bir Batı medyasının Ukrayna Rusya'ya girdiği ya Allah tarzı bir şey var. Putin'in de yok canım öyle bir şey, çok da fazla bir etki söz konusu değil ifadesi var. Ama ortadaki gerçekleri şöyle ifade etmekte fayda var. Bütün abartılardan sıyrılarak 530 kilometrekarelik bir alandan değil 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Zaten Google Maps'e girdiğinizde iddia edilen bölgede bu. Yani metrekaresini ölçerseniz de bu. İkinci mesele ise Rusya'nın böyle bir saldırı gerçekleşmeden evvel 76 bin kişinin yaşadığı bölgeye tahliye karar vermiş olması. Aslında temel sorulardan bir tanesi bu. Yani Rusya böyle bir saldırıyı 2-3 gün önceden bilip buna karşılık bir hamle göstermesi beklenirken ne oldu da kendi halkına dönün oradan, çıkın oradan deyiverdi? Asıl sorduğum sorulardan bir tanesi bu benim. Ve özellikle bu bölgede Putin'in şöyle bir taktik çalışması yaptığına dair de bir söylem var açıkçası. Gelsinler, girsinler ve bu da benim masada konuşacağım meselelerden biri olsun şeklinde. Çünkü bugüne kadar Zelenski Ukrayna topraklarına bir işgal girişimi olduğunu ve bu işgalin karşılığında Rusya'yı bir işgalci güç olarak tanımlıyordu. Kendi sınırlarının dışında da herhangi bir yere bir operasyon düzenlemeyerek bu söylemini de netleştiriyordu.
Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı destek sonrasında Rusya içerisinde böyle operasyona girişmiş olması diplomatik sahada bu saatten sonra herhangi bir şekilde bu savaşın ya da savaş adı altında değerlendirilebilecek bu çatışma ortamında artık Rus topraklarına kendisi de adım atmış oldu. Kaldı ki bugün yine Batı medyasında çıkan haberlerden biri de Zelenski ile Putin'in aslında İstanbul'da anlaşabileceklerini ama Batı dünyasının bu anlaşmayı istemediğine dair de haberleri gördük. Hakikat bu haberlerle beraber birleştirince şunu anlıyoruz. Batı dünyası Ukrayna'nın işgalci bir güç olarak Rusya'yı tanımlamasının yetmezliğinden bahsederek Rusya'nın içerisine Zelenski'yi gönderdi. Ve Zelenski de bu içeriye girerken Putin'de sessiz kaldığını çok net söylemek lazım. Burada bugün en çok konuşulan meselelerden bir tanesi geliriz oraya nükleer meselesi olmakla beraber aslında bugün ne enteresan bir taktikle karşı karşıyayız onu anlamamız lazım. Putin burada sessiz kalışı oldukça ilginçtir ve 76 bin kişilik insanlığı oradan çıkartıyor olması da ilginçtir. Ve toplamda 1000 kişilik bir askeri birimi esir aldığını söyleyen Ukrayna'dan son gelen görüntülerse ekseriyetle 100-150 kişilik gruplar halinde bir esaret söz konusu olduğu görülmektedir. İkinci Dünya Harbi'nde tank savaşlarının oldukça yoğun geçtiği bu bölgede bugün bu olayın oluyor olması Putin'in bir hamlesi olarak, Putin'in bir taktiği olarak karşımızda durduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik çıkarı şu olacak, diplomatik olarak şu ana kadar işgalci devletti. Yani Batı dünyası kendisini sürekli böyle anlatıyordu. Biz de durduğumuz yerde duruyoruz. Bir anda Putin gelip bize bulaştı şeklinde kaba tabirle konuşan Zelenski artık Rus toprakları içerisinde bir operasyon yaptığı için diplomasi masasında hayır Ukrayna'da bize saldırdı cümlesini kurabilmesine yarayacaktır. İkinci mesele. Karşılayacak mı ki abi yani bu Rusya'nın kaybettiği prestiji yani koskoca Rusya'sı mı içeriye doğru adam evet. Kaybettiğini karşılayacak mı? Çok karşılayacak mı? Şöyle, evet söylediğin gibi Rusya'nın sanki güçsüz ve kuvvetsiz gibi bir algısına vesile olmuş mudur bu? Amenna. Ama Putin buradan bir avantaj çıkarmaya çalışıyor. Yani şöyle söylememde fayda var. Son dakikaya kadar geri püskürtme mümkün müdür diye bakarken Rusya'nın da yorulduğu, Ukrayna'nın da yorulduğu bir süreçten geçtiğimiz için Putin olacak olanı kendi lehine çevirme manasıyla halkını oradan çıkardığı anlaşılıyor. Yani aksi durumda orada durup savaşacağız, ölsek de buradayız, sınırlarımızı asla kimseye teslim etmeyiz, burası bizim kırmızı çizgimizdir gibi Putin'in bir söylemi olmadı. Tek söylencesi Avrupa'ya karşılık nükleer faaliyetinin ya da Ukrayna içerisinde mikro nükleer bombardıman söz konusu olacağını ifade etmesiydi. Burada bir taktik söz konusu ve bu taktiğin sonucunda Avrupa ne kadar da Rusya'yı bir köşeye sıkıştırdığını düşünse de bu Avrupa için hiç olumlu bir sonuçla devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla buradan sonra yine Amerikan seçimlerine gidiyoruz. Yine Biden gelirse, Biden'ci anlayış gelirse daha doğrusu bu savaş mekanizması devam ettiği dönemlere de geri döneceğiz. Ama diğer taraftan Putin'le Trump arasındaki görüşmelerden de şunu anlıyoruz. Trump ben gelir gelmez bu işi çözeceğim diye Putin'e sözü var. Putin de bu söze karşılık evet bir Amerikan'ın sözüne güven olmaz ama Trump'la yapmış olduğu bu diyalogların bir sonucunu görmek istiyor diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu süreci biraz daha beklemek lazım. Nükleer aşıya geldiği zamansa Rusya'nın değil Ukrayna'nın bir bombardımanıyla tank atışıyla beraber zarar görmüş bir nükleer tesisten bahsediyoruz. Ve zannedersem Zelenski burada Avrupa'ya işin nasıl tehlikeli olduğunu ve bu nükleer reaktörlerin patlaması durumunda bir başka Çernobil faciasıyla karşı karşıya kalınabileceğine dair izlenimleri veriyor. Ve bu noktada kendi konsolidasyonu ve kendisine gelecek olan para miktarının artışı için bir vesile olarak kullanmaya niyet ediyor. Ancak bugün de bir başka enteresanlık. Atomla ilişkili olarken nükleer ilişkilerden sorumlu olan uluslararası mecra ise herhangi bir sızıntı olmadığını ve herhangi bir tehlikenin de olmadığını kamuoyuna duyuruyor. Bu kadar çok sessizliğin arkasından iki şey gelebilir. Ya enteresan bir anlaşma ya da enteresan bir çatışma. Yani ben Putin'in bu noktadaki sessiz bekleyişini çok hayra yoramıyorum açıkçası.
bir anda ortalık karışabilir veya bir anda her şey durulabilir. Çünkü bu saatten bir sonrası yok. Mesela Zelenski bundan bir sonraki adımı atabilecek herhangi bir kuvveti yok. Herhangi bir insan gücü de yok. Rusya tarafının kendi içinde de Putin'e karşı duran muhalif cephenin de daha fazla asker kaybına tahammülü yok. Dolayısıyla iki taraf için düşünüldüğünde ya Putin gözünü karartacak ya da Trump'ın başkanlığını beklemeye devam edecek bu sürede diye düşünüyorum. Çünkü Zelenski'nin kalıcı olarak idare edebileceği bir bölgeden bahsetmiyoruz. Moskova'ya oldukça yakın bir bölge burası ve aslında Rusya'nın çok hızlı bir hamle geliştirmesini beklerken Rusya hala hiçbir ses çıkarmadı. Ya topyekun bir girişe vesile olacak bu ya da masada konuşurken biraz önce söylediğim gibi bu karşılıklı bir çatışmaydı, sadece benim bir işgalim değildi ifadesine vesile olacak. İlginçtir, Batı medyasında iki günden beri konuyla ilgili haberler yok. Ekseriyetiyle hala olimpiyatlar konuşuluyor. Hala Gazze'de İran'ın yapacağı operasyona odaklanmış, işte tarihli operasyon, herhalde bu da dünyada bir ilk olacaktır. Tarihli operasyon ne gün olacak, saat kaçta olacak onu konuşuyor. Hala bu konu üzerinde ciddi anlamda konuşulan bir şey yok. Bir anda bir şey olacak da onun suskunluğu mu? Bu bir ihtimal. İkinci ihtimal ise Trump'ın gelişini bekleme sürecinin devamı. Peki abi, Putin'in suskunluğu seni biraz düşündürdüğünü söyledin. Peki Putin'in cevabı bölgede Ukrayna'da bir taktik nükleer silah kullanma noktasına gelir mi? Gelirse buna tepki ne olur? Gelirse bu saatten sonra Avrupa'nın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin susma hakkı ortadan kalkıyor. Yani bugüne kadar vermedikleri desteği bu sefer vermek zorunda kalacaklar. Yani ama bir şeyi verdiler. Yani F-16'ları verdiler. Uzun menzilli, orta menzilli füzeler veriyorlar. Savunma hava şöyle söylemek lazım. Yüksek oranda verilmiş bir F-16 yok. Çok yüksek adette verilmiş olan bir tank yok. Bütün bunların ötesine geçelim. Zelenski'nin bunları kullandıracak artık adamı yok. Yani öyle bir sıkıntısı var. Biliyorsunuz şu anda sokaklardan Ukrayna'ya asker toplamaya çalışıyorlar. Yani evlere giriyorlar. Adamı zorla Ukrayna'da asker olacaksın, savaşacaksın diyorlar ve insanlar ağlıyorlar. Yani dolayısıyla savaşmak istemeyen bir toplumda 1000 tane F-16'ın olsun, pilotun yoksa ne yapacaksın? O tankın içinde ölmeye niyet etmiş adamın yoksa ne yapacaksın? Ukrayna bu noktaya geldi ki Ukrayna'nın batı yakasında eğlence, batı yakasında işte her türlü hayatın bütün normlarında devam ettiği bir süreci görüyoruz yani. Dolayısıyla burada hani herhalde dünya şunu görecektir bir süre sonra, bilmem görebilir mi? İnsanların bir ülkeye, bir vatana, bir bayrağa inancının ehemmiyetinin anlaşılacağı bir bölümdür. Çünkü hadi teknoloji bu kadar ileri gitti, askersiz yapabiliyor musunuz bunu? Hayır, hala yapamıyorsunuz. Yine insana ihtiyacınız var, yine insana ihtiyacınız var. Ve burada milli değerlere sahip olan insana ihtiyacınız var. Ve ne yazık ki Ukrayna o insan kalitesini sağlayamıyor. Burada da Putin diyorum ya, Putin buna karşılık insan kabiliyeti Ukrayna kadar gelişmiş olmasa da nüfus anlamında fazla olduğu için ciddi bir cevap verebilecekken bu sessizlik, diyorum ya, iki tane şeye gebe. Yani ya ciddi bir anlaşmaya gebe ya da çok büyük bir savaşa gebe. Yani ikisi arasında şu anda gidip gelen bir süreç. Putin'de bekliyoruz açıkçası bu saatten sonra. Nükleer saldırı tehdidini çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü böyle bir şeyin arkasından Putin'in kendisi de zarar göreceğini biliyor açıkçası. Yani aslında çok güzel bir noktaya değindin abi. Hani Ukrayna'da şu anda askere alma çabaları var ama insanlar askere gitmemek için, hatta kaçmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hatta yakalananlar falan var sınırlarda. Bu aslında toplum olabilme, ki sürekli senin hani üzerinde durduğun bu bireyselleşme tehdidi, ki bizim de aynı sıkıntıdan müzdaribiz. Böyle durumlarda toplum olabilme, toplumca beraber ortak hareket edebilme, beraber savaşabilme, karşı durabilme özelliğini sadece Ukrayna için değil, Rusya için de geçerli. Belki de dünya üzerindeki şu anda hani çoğu millet için de bunu söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Çoğu için söylenebilir. Bugün esirlerle bir videoya denk geldim. Ukraynalılar Ruslardan esir aldıkları
askerlerle soru soruyorlar ve askerlerin neredeyse %70'i Çeçenistan'dan gelme askerler. Evet. Yani Çeçen ordusundan, Çeçenistan askeri bilimlerinden ya da onların arasındaki gençlerden gelenler. Dolayısıyla hala dünyada savaşma kabiliyeti olan insanların doğu topraklarının daha çok İslam inancına sahip olan insanlardan hala beklenti sahibi olması da aslında inancın ne kadar dirayetli ve bir eksen oluşturabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla bugün Rusya için bu enteresandır. Yani verdiğiniz esirler bile ekseriyetiyle Çeçenistan'dan anlaşma yaptığınız paralı askeri bilimler. Dolayısıyla burada işte Putin'in de zora sokan şey bu, Zelenski'yi de zora sokan şey bu. Dünyadaki bütün devletleri artık sorgulatan, kendisini sorgulamaya götüren temel mesele de burası. Yani yapay zekayı aldık bir yere götürdük, insansız savaş uçakları yaptık, hepsini yaptık, yaptık, yaptık ama bütün bunlar aslında bir nevi insanın kendi cismini koruma mücadelesinin bir adıdır. Yani evet insanlar ölmesin ama savaştırırken ölmeyen askerlere karşı öldürülebilen masum insanların sayısına bakınca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunun sürekli arttığını görüyoruz. Yani daha önce iki askeri birlik karşılaştığı zaman ölen ve öldüren askerdi. Gelişen teknolojiyle aman asker ölmesin ve devlet üstün olsun diye insansız araçlara yöneldik. Ama bu sefer asker ölümleri düşerken masum ölümleri bir anda pik yapmaya başladı. Dolayısıyla savaş meydanına inmeyen, savaş meydanında olmayan masumların, savaş meydanına inmeyecek olan teknolojik olarak da bir topluluk karşısındaki ölümü galiba insanlığın gitgide medeniyet değil, gitgide vahşetine doğru dönüşünün de bir adıdır. İnanılmaz derecede bir vahşetle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir bu. Evet, insansız hava araçları bizim için de çok kıymetli ve önemlidir ama bunlar masumları öldürebilmek adına kullanıldığı müddetçe bu sayının da gittikçe arttığını görünce sosyolojik olarak askerlik biriminin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığı bir başlangıç noktasındayız. Şu anda kalkmış falan değil. Şu anda hepsini böyle yapmak mümkün değil ama askerler ölmüyor, şimdi masumlar daha fazlasıyla ölüyor. O da tarih boyunca kimin daha medeni, kimin daha vahşi olduğunu göstermek adına önemli bir çizgidir diye düşünüyorum. Zaten abi savaş taktikleriyle, dronlarla beraber o kadar değişti ki şimdi yani işimiz gereği sürekli dronlarla falan haşır neşir de bir durumdayız. Yani 10'a 10 büyüklüğünde çok küçük bir drone var ve bunun üzerine hani küçük bir miktar patlayıcı koyup 5 kişinin üzerine atabiliyorsun. Hatta çalışma esnasında uluslararası tanınır bir sima yakınında drone uçmasını istemiyor. Korkuyor evet. Drone'dan. Evet. Yani öyle bir noktadayız ki bugün hala Ukrayna'da büyük bir depoda şey yapıyorlar. Drone çalışması yapıyorlar. Artık savaş sistemleri de değişti. Bunu niye anlattım? Şeye geleceğim abi. Türkiye'nin yeni açıkladığı hava savunma sistemine. Çelik kubbeye. Küçük de olsa abi onu değerlendirmeni rica edeceğim. Sonra yavaş yavaş yayınımızı kapatalım. Açıkçası Çelik Kubbe uzun zamandan beri üzerinde konuşulan ama bugünlerde anlatılmaya başlanan, sonuçları alınmaya başlanan önemli bir hava savunma sistemi. Ciddi anlamda başarılı olduğu noktalar var. Hala geliştirecek alanları da var ama artık dünyada herkesin kendisini korumak için ihtiyacı olduğu hava savunma sistemlerinin başında artık bu geliyor. Bir kubbe gibi kendisini koruma çalışması geliyor. Bundan 4-5 sene önce aslında başlamış olan bir projeydi zihinsel olarak. Bugün artık üretim biçimiyle, yapısıyla Türkiye'yi koruma kalkanı adı anlamında kullanılıyor. Dünyada sayılı ülkelerde var bu. İşte bir İsrail'de, bir Türkiye'de olacak Allah nasip ederse. Birkaç ülkede daha olacak. Dolayısıyla burada işte teknolojik olarak acayip derecede bir kırılım yaşadığımız bir dönemdeyiz. Hani geçmiş tarihlerde demir çağı, filan falan diye bir uydurmadır bu aslında ama hoş böyle olayların yaşandığı bir dönemde şimdi savunma sistemleri adı altında insansız askeri bilimlerin varlığı bu anlamda önemli. Şimdi burada temel tehlike şu, işte biraz önce işin sosyoloji tarafından anlatmaya çalıştım.
İnsansız askeri birimlerin varlığı asker ölmesin diye kıymetli bir şeydir. Ama bu savaşma duygusunu insandan alıkoyar da bu bir oyuna dönüşürse ki dönüşmeye de başladı, bunun en büyük örneği Gazze'dir. Bu sefer drone'la binlerce ve yüzlerce insanı bir sabah namazında öldürenler bir oyunda birisini öldürdüğü hissi kadar bir şey hissettiklerini anlıyoruz. Ve karşılıkları da bilinmeyen bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla bu insanı korumak için miydi yoksa insanı hayvanlaştırmak için miydi sorusunun sorulması gerektiğini getirir. Evet, askerimizi korumalıyız. Bunun için asker ölmemeli ama asker ölmesin derken askerin duygusu, askerin vicdanı, askerin imanı ölsün mü sorusunun cevabı ne yazık ki bu aşamada ölsüne doğru gidiyor. Demek ki insana verilen herhangi bir konfor alanı eğer bir başka şeyle bir kıstasa tabi tutulmazsa o konfor geldikçe insanın da birçok değeri kaybolup gidiyor. Ve ekseriyette dünya çapında da bunu seyretmekteyiz, bunu görmekteyiz. Ve teknoloji bu noktada da insanlık sosyolojisini değiştiriyor olacak. Çünkü bildiğimiz kadarıyla hepimizin konuştuğu meseledir. Dünyada büyük sosyolojik değişimlerin önemli sebeplerinden bir tanesi askeri alanda gerçekleştirilen teknolojik değişimlerdir. Bugün de bu teknolojik değişim insanlık üzerinde uzaktan nefretin, uzaktan sevmenin sonucu olarak artık yabancılaşma ve yalnızlaşma süreciyle bireyselliği getiriyor ki bu durumda bizlere ilginç bir dünya fotoğrafı sunuyor olacak. Eyvallah abi, ağzına sağlık. Hafta içinde hala hani İran'dan İsrail'e karşı bir cevap yok. Hafta içinde böyle bir şey olursa inşallah yayınlayıp beraber ortak bir yayınla bunu da değerlendiririz. O konuyla alakalı da kısa bir şey, bir cümlen olursa kapatayım abi yayın. Son cümle. Vallahi söylenecek bir şey yok. İğrençlik yani. Rezalet, iğrençlik, pespayelik ne diyorsan de yani. Orta Doğu coğrafyasının ortasında bir avuç Yahudi'yi ortadan kaldıramıyoruz. Siyonist'i ortadan kaldıramıyoruz. İran'ın vereceği saatle bir beklenti söz konusu, enteresandır ama bu da inşallah İran'ın bölünmesiyle nihayet bulmasını arzu edelim ki daha rahat gerçeklerle yüzleşebilelim. Çünkü bazı şeyleri böyle gerçekleri yaşamadan anlayabilmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Eyvallah abi, ağzına sağlık. Tekrar bir araya geleceğiz. Arkadaşlar, kapatmadan Kitapta Yazmaz kanalını takip edip abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Tekrar diğer videolarda görüşmek dileğiyle.